Temmuz'un ikinci haftasında Washington'da toplanacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO zirvesi öncesinde Fethullahçı terör örgütü üyelerinin Türkiye aleyhine yeni bir hamlesi ortaya çıktı. FETÖ'cüler zirve öncesi Türkiye'yi Amerikan başkanına şikayet eden, hükümete baskı yapmasını isteyen bir mektupla Türkiye'ye karşı kara propaganda peşinde. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümüne günler kala Fethullahçı terör örgütünün Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye karşı yeni hainlikler peşinde olduğu ortaya çıktı. FETÖ'cü teröristler Amerika Başkanı Joe Biden'a Türkiye'yi şikayet eden bir mektup yazdı. Biden'dan Türk hükümetine baskı yapması istendi. Güvenlik kaynaklarına göre kendi içine derin çatlak, parçalanma, iç hesaplaşma yaşayan FETÖ'cüler Amerika Başkanı'ndan medet umarken hazırlanan mektuba Amerikalı bazı kongre üyeleri de katkı verdi. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden yüzlerce şehit, binlerce gaziden hiç bahsetmeden skandal talepler de yer aldığı yazılan mektupta. Onlardan biri de Fethullahçı terör örgütüne mensup tutukluların şartsız serbest bırakılarak işlerine geri dönmelerinin sağlanması. FETÖ'cülerin Türkiye'ye dönme çabaları da sürüyor. <laughs> FETÖ'cüler Biden'a sunulmak üzere hazırlanan mektupta Demirtaş, Osman Kavala ve FETÖ davasından mahkumiyet alan Yüksel Yalçınkaya ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları konusunda iktidarı Biden'a şikayet ediyor. Amerika Başkanı'nın Türk hükümetine baskı yapmasını istiyor. Hello. Güvenlik kaynaklarına göre FETÖcülerin skandal mektup hazırlığı, kendini aklama, Temmuz ayında Washington'da toplanacak ve Erdoğan'ın katılacağı NATO zirvesi öncesi son koz ve kara propaganda. Zirve öncesinde Biden'a verilecek mektupla gündemi kendi istedikleri yöne çevirmeye ve Türkiye-Amerika ilişkilerini etkilemeye çalışıyorlar.